Değerli arkadaşlar, 43. 44. 45. ve 46. maddeler. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Gündeme AK Parti grubunun hukuka aykırı kararı damga vurdu. Ara komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. CHP'li meclis üyesinin üyeliğinin düşürülmesiyle mecliste çoğunluğu yeniden ele geçiren AK Parti grubu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yasa gereği geçmiş yıllarda aldığı borçlanma yetkisinin güncellenmesiyle ilgili maddelerin ara komisyonlara sevkine karşı çıktı. Burası ciddi bir müessese. Burası Büyükşehir Belediye Meclisi. Geçen sene Büyükşehir bütçe kapsamında ilgili yatırımlarıyla ilgili yapmış veya yapacak olduğu ve planladığı yatırımlarıyla ilgili iç borçlanma kararlarını geçirmişti. Ve burada oy birliğiyle AK Parti grubu da sağ olsunlar destek vererek geçen sene bu kararları geçirmiştik. Ancak bu mevcut borçlanmalar kullanılmadığı zaman İller Bankası nezdinde veya iç özel bankalar nezdinde değerlendirilmediği zaman, yani uygulamaya onu kullanma noktasında olmadığı zaman İller Bankası her sene bu borçlanmanın meclisten geçirilmesi gerektiğini ve meclisten karar alınması gerektiğini kanun ve yönetmeliklerle belirlemiş olduğundan dolayı bu buraya getiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl onaylanan borçlanma talebini hala yerine getirmediğine de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, hizmetlerin gecikmesi durumunda vebalinin AK Parti grubunda olacağını savundu. İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürü'nün gece saat 12'de beni arayarak meclisin 200 milyon olarak vermiş olduğu borçlanma yetkisinin 100 milyona düşürülerek onaylandığını bana gece 12'de telefonla bilgisini verdi. Tarih 5-9-2017. Yani bugüne geldiğimizde tam 7 ayı geride bırakmışız. Bu söylenmiş olmasına rağmen şu güne kadar, şu saate kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bu izin yazısı hala getirilmedi ve gönderilmedi. Önce bunu bütün Manisalılar bir bilsin. Şimdi mevcut Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu veya yapmakta olduğu işte kavşak projeleri, Turgut'ta yapılıyor, Salili yapılıyor, Alaşehir yapılıyor. Yeni Devlet Bahçeli adını verdiğimiz kavşak bitti. Prime yapılıyor. Eski garaj başlıyor. Temeline hayırlısıyla Sayın Genel Başkanımız 28'inde Manisa'da olduğunda temelinde atmış olacağız. Diğer yapmış olduğu yatırımlar, gençlik merkezleri, şu anda Selendi'de devam ediyor. Salili'nkini yeni bitirdik. İşte Gümüşçay devam ediyor. İşte Turgutlu'da Irlamaz devam ediyor. Gibi aklıma gelenler bu tarz şu anda elektrikli otobüslerin ihalesini yapmışız. Temmuz ayında nasipse inşallah gelecek. Geçen sene bunlarla ilgili almış olduğumuz bu borçlanmaların kullanmadığımız noktasında olduğumuz yeniden iç borçlanma. İller Bankası'ndan bu para alamazsak, dış kredi kullanma noktasında yetki isteme maddeleridir bunlar. Şimdi bir ay sonraya, ara komisyona değil de bir ay sonraya bunu atmanın vebali AK Parti grubunun üstünde kalır. Ben burada bugün bir günü, bir saati değerlendirmek zorundayız.
hizmet noktasında düşünülüyorsa değerlendirilsin. Yani 5 gün içerisinde tekrar ara komisyonu bu hafta içerisinde değerlendirip bu kararı alıp pazartesi günü ikinci meclisi burada toplayabiliriz. Neden bir ay sonraya bu şimdi böylesine bir düşünce veyahut kendilerince düşündükleri gol atma hesabını yapıyorlar? Bunun izahını, karşılığını ben bulamıyorum. Vatandaşlarımız da bunu ne şekilde algılayacaklarını buradan kendilerine sorsunlar. Yani hizmeti yapmak gayesiyle bugün 89 tane mahallenin Yunus Emre, Şehzade, merkezdeki ilçelerimiz olmak üzere şimdi burada hepsini tek tek Manisa'da bütün kamuoyuna açıklayacağım. Ve arkasından kimin ne söylediğini de burada söyleyeceğim. Bu ne periz, bu ne turşu. Eğer siz Cengiz Ergün'ü hizmet yaptırmama noktasında, borçlanma yetkisini vermeme noktasında düşünüyorsanız, çıkın açıkça evet vermek istemiyoruz deyin. Böyle kaçamakla güreşmeyin. 5 gün sonra burada bu meclisi toplayın, kararınızı 5 gün sonra verin. Bir ay sonraya atmanın amacını burada kıvırmayın. Çalkalamayın, net olun, açık olun. Net olun, açık olun. Sen kendini nasıl algılıyorsan öyle. Pişkin, geldiğinden beri burada gülerek, anlamlı sistemler yaparak biz bu şekilde bu Manisa'yı yönetemeyiz. Meclis üyelerine borçlanma detaylarıyla ilgili programı verdiğini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, İller Bankası'ndan ümidini kestiğini belirterek yurt dışı kredi arayışına girdiğini söyledi. Ben burada 2018 ve 2019 yılının ayrı ayrı sizlere programını gönderdim. Borçlanmalarını da 2019'u da dahil ederek, çünkü devamı nitelikte olan projeler bunlar. Bugün ben varım, bir sene sonra ben yokum. 2019'da başkası gelir buraya oturur ama bu hizmetler devam etmek zorunda. Bir sürekliliği vardır devlet kurumunda. Biz de bu kurumları temsil ediyorsak doğruları net bir şekilde kamuoyunun, basının, televizyonun huzurunda açık konuşmamız lazım. Kapalı kapılar ardında farklı boyutlara girmeyin. Benim her şeyim açık. Açık ve net bir şekilde. 5 gün sonrasına ara komisyonunu tamamlayıp bu meclisi topluyor musunuz? Yoksa bir ay sonrasına kalsın diye sallıyor musunuz? Bunun kararını iyi verin. Çocuk oyuncağı değil bu işler. Bu işler para işi, bu işler hizmet işi. Hizmetleri engelleme noktasında sizi bütün Manisa'ya şikayet ederim. 89 mahalle bekliyor şu anda. Altyapı bekliyor. Ben ümidi kestim İller Bankası'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan. Siyasi olarak 7 aydır beklettirdiğiniz bu kredileri artık 3 aydır yurt dışı kredilerle çözmenin hesabına girdim. Ve ben her gün bununla uğraşıyorum. Niçin uğraşıyorum? Vatandaşa hizmet etmek için uğraşıyorum. Bütün hepsinin projeleri 6 aydan beri bekliyor. Başkan Ergün, acil altyapı ve içme suyu hizmeti bekleyen 97 mahalleyi tek tek açıkladı. Ardından da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan asfalt yatırımlarını ve projeleri de sunumla açıkladı. Bunun üzerine söz alan Soma Belediye Başkanı Hasan Ergen'e gereken yetkileri geçmiş yıllarda verdiklerini, ayrıntılı bilgi almak suretiyle destek verebileceklerini söyledi. Ergen'e konuyu siyasete çekerek Başkan Ergün'e 4 yıldır hiçbir iş yapmadığı yönünde ithamlarda bulundu. Başkan Ergün bunun üzerine AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın katıldığı bir televizyon programında hizmete engel olmayacaklarına yönelik açıklamalarını izletti.
AK Parti grubu Özdağ'ın açıklamaları sırasında sıralara vurarak kendi vekillerinin söylediklerini dinlemediler. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma limitiyle ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Manisa Büyükşehir Belediye Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Uluturhan da Türkiye genelinde borç limiti en yüksek belediyenin Manisa Büyükşehir Belediyesi olduğunun altını çizdi. Büyükşehir Belediye Meclisimize gelen her gündem maddesini yasalar, mevzuatlar çerçevesinde en ince ayrıntısına kadar inceleyerek, araştırarak gündem maddesi olması için sizin olanınızı arz ediyoruz. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye'mizin borçlanması ile ilgili gerek iç borçlanma gerek dış borçlanma. Bu konuda herhangi bir borçlanma limitimizde hata bulunmamaktadır. Büyükşehir Belediye'mizin şu an borçlanma limiti 1.3 milyar TL'dir. Türkiye'de 30 büyükşehir arasında bu kadar kredibilitesi yüksek bir belediye yoktur. Şu an Büyükşehir Belediyesi'nin borcu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. 400 milyon TL borcu vardır. Bunlar da 15 yıl vadeli ödenebilir borçlardır. Dolayısıyla yurt içindeki şu anki faiz oranların, faiz maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle yurt dışındaki finans kuruluşları 2017 yılında Fitch raporundan sonra Büyükşehir Belediye'mize, MASİ Genel Müdürlüğümüze her türlü hibe ve fonlardan faydalanılmak için sürekli bizlerle irtibat halinde bulunmaktadır. MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ise ben öteliyorum yaklaşımının kente zarar vereceğini belirterek kaybedenin Manisa olacağını söyledi. Buradan direkt geçmesi diye bir iddia yok zaten. Şu anda bütçe komisyonuna gider. Bütçe komisyonunda bu dediğimiz şeyler komisyonlarda yoğrulur. Zaten komisyonlarda yoğrulmasa bu meclisler 10 saat 20 saat sürer. Bugün biraz evvel 20 tane, 25 tane, 30 tane imar komisyonunu hep beraber el kaldırdık. Neden? İmar komisyonunda yoğrulduğu için. Burada istenen konu ne? İmar komisyonuna gitsin veya bütçe komisyonuna gitsin. Bütçe komisyonu veya iki komisyona gitsin. Bu iki komisyonda görüşülsün. Biraz evvel Hasan Başkan'ın dediği gibi belki ya burasına uygun değil, burası uygun, bu fazla olmaz diye fikir beyan edilebilir. Tamam. Ama öyle bir yaklaşım var ki ben öteliyorum, ben ötelerim. Benim söyledim. Şimdi fotoğraf dışarıdan bu şekilde anlaşılıyor. İmar bütçe komisyonuna gitmesinden bugün bir gün değil 5 günlük anda biz ne komisyonlar yaptık. 5 gün oturulacak, görüşülecek, ilgilenen arkadaşlar gelecek. Sonra kendi partilerinde 2 partide grup yapacak. İlgili yerleri varsa onlara soracaklar, danışacaklar. Ondan sonra zaten birinci aşamada buradan geçti. Buradan geçmesi zaten yetmiyor ki. Geçen sefer buradan da geçti, onaylandı da ama Ankara'dan çıkmadı. Ha bu kasıtlı çıktı. Hasan Bey sus Allah aşkına ya. Bu art niyetle çıkmadı veya art niyetle değil Türkiye gerçekleriyle çıkmadı. Belki AK Parti belediyelerininki de çıkmıyor olabilir. Ben ona bir şey söylemem. Ama biz şu anda Sayın Başkanım açıklama yapmadı. Aynı pozisyonda Ankara'ya gittiğinde Sayın Devlet Bahçeli ben açıklayacağım başkanım müsaade ederseniz. Bununla ilgili sıkıntı verilince eğer meclisinizden hemen geçirin biz İçişleri Bakanı'na görüştük. Bununla ilgili parayı çıkaralım demiş. Şimdi bizim derdimiz bir an evvel Manisa'ya ha bu 10 lira yazıyordur 10 lira olmaz. Bütçe komisyonunda değerlendir o ayrı bir konu. Ama yaklaşım şu anda fotoğraf dışarıda ben bu belediyeyi çalıştırmak istemiyorum noktasında. Ha bu olursa çok önemli değil. Bunun da açılacağı yerler var. Buradaki arkadaşlar bugün el kaldırmaz 2 gün sonra el kaldırırlar. Ben de bunu söylüyorum ama biraz tartalım kendimizi. Biz kavgamızı düzgün yapalım. Önümüzde bir komisyonumuz var. Komisyonlar gerekirse bir komisyon değil 2 komisyona gitsin. Komisyonlarda tartışılsın. Manisa'ya faydalı olan yani buradaki şimdi bir sürü arıtma veya bilmem ne tesislerin yapılmasını istemiyor mu çıksın bu meclisten? Bu meclis böyle bir çalışma yapmadı şimdiye kadar. Bu meclis CHP'siyle, bağımsızıyla, AK Partisi'yle, MHP'lisiyle hep hizmet yapmaya çalıştı. Ama şu anda sanki fotoğraf hizmet yapılmasın noktasına döndü. Ben meclis üyelerine iyi düşünmelerini gerektiğini de inanıyorum. Gitsin komisyona, komisyonda biraz evvel Hasan Bey alsın kalemi, bu böyle, bu böyle, bu böyle desin. Orada tartılır bu, burada tartılmaz. Yoktu bu böyledi, bu alıyoruz, o arkadaşımız bu kadar alabilir, bu kadar verebilir demin. Hepimiz bu işin içindeyiz. Bunun profesyonelleri var, profesyonellerle görüşülür.
Meclis bu komisyonda halledilir. Komisyonda da ona göre tavır yapılır. Azaltmayı düşünüyordur, fazla yapmayı düşünüyordur. Bunlar fikrini orada beyan eder. Ama şu anda yaklaşımda tamamen hizmeti durdurmak istiyorum düşüncesi var. Görüntü bu. Bunu AK Parti'deki arkadaşların iyi düşünmesini istiyorum. Ha bu açılır mı? Bu başka yönden aşılır. Bugünkü Türkiye gerçeklerinde. Bir daha söylüyorum. Bugün bu hatayı yapanlar 2 ay sonra el kaldırmak zorunda kalır ve kaybeden Manisa olur. Konuşmaların ardından maddelerin plan ve bütçe komisyonuna gönderilmesi AK Parti'nin red oylarıyla engellendi. Böylece AK Parti grubu maddeleri hem reddetti hem de komisyona gitmesine engel oldu. Bunun ardından MHP ve CHP sıralarından AK Parti'ye yasal olarak komisyona gönderilmesi uyarıları yöneltildi. Maddelerin oylanmasının ardından birleşime ara verilerek 16 Nisan Pazartesi günü saat 18'de toplanılması kararlaştırıldı. Meclisin birinci oturumunu kapatıyorum. Pazartesi günü saat 18'de toplanmak üzere.